Akciğer kanserinin belirtileri neler? Tanı nasıl konur? Erken tanı mümkün mü? Akciğer kanserine sebep olan faktörler neler? Akciğer kanseri yaygın bir hastalık türü mü? Akciğer kanseri başka organlara zarar verir mi? Sigara kullanımı akciğeri nasıl etkiler? Hastalığın aşamaları neler? Kimlerde daha sık görülür? Türkiye'deki tablo nedir? Genetik faktörler akciğer kanserinde etkili mi? Akciğer kanserinin tedavi yöntemleri neler? Beslenmede nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Ziya Toro Selçuk ile akciğer kanseri ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi akciğer kanseri, mide kanseri ve bu türdeki kanser türleri çok aslında yaygın türler diyebiliyoruz. Öncelikle akciğer ne gibi bir işlev ortaya koyuyor vücudumuz için? Akciğer tabii bir solunum organı. Öncelikle bir solunum organı. Onun dışında bazı başka hormonal faktörlere de, hormonal işlevlere de sahip ama asıl olarak akciğer deyince bir solunum anlıyoruz. Solunum ne demek? Vücudun yakması, enerji üretmesi için oksijen sağlayan organ demek özellikle. O havadan aldığımız oksijeni kana taşıyarak, kanın diğer organlara kalbin pompaladığı kanla ulaşmasını sağlayarak enerji üretebilmemiz, yaşayabilmemiz için gerekli oksijeni akciğerlerimiz sağlıyor. Dolayısıyla çok önemli bir organ. Aynı şekilde solunum dediğimiz oksijenin kullanılarak enerji üretilmesi sonrası ortaya çıkaran karbondioksit ve diğer atıkların da vücuttan uzaklaştırılmasıyla biz hayatta kalabiliyoruz. Dolayısıyla akciğerde diğer tüm organlarımız gibi yaşamsal bir organ çok önemli fonksiyonları var. Biz ne gibi hatalar yapıyoruz? Yani sonuç itibariyle biz sağlıklı bir bireyken bir anda böyle hastalık yaşayan bir noktaya gelebiliyoruz. Biz akciğerlerimizle soluyoruz. Yani soluk alıp veriyoruz. Bu ne demek? Solduğumuz havadaki her şeyi akciğerler alıyor, bunları temizliyor. Burundan başlayarak vücuda zararlı olan faktörleri, gazları, partikülleri uzaklaştırıyor. Mikropların arındırabildiği kadarını arındırıyor ve temiz bir şekilde akciğerlere ulaşıp kana oksijen geçecek şekilde bir yüzeyde bu alışverişin, gaz alışverişinin olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Siz her soluduğunuzda etrafınızda, havada ne varsa canlı, cansız, partikül, bütün bunların hepsini vücudunuzun içine alıyorsunuz. Akciğerler sizi koruyabildiği kadar koruyor. Fakat en geniş alanımız deri ve akciğerler dışarıdaki etkenlere en açık olan alanlarımız vücudun. Dolayısıyla daha çabuk grip oluyoruz. Daha çok zatüre dediğimiz akciğer enfeksiyonlarına açık oluyoruz. Bu şekilde akciğerler vücudun, insanın yaşadığı ortamdan en fazla etkilenen organlarımız. Tabii akciğerleri korumak deyince bizim aklımızı her zaman iş yerinde maruz kaldığımız, şehirde maruz kaldığımız partikül vesaire maddeler yanında asıl olarak sigaranın etkileri geliyor. Çünkü ne yazık ki hala çeşitli önlemlere, çeşitli yasal düzenlemelere, çeşitli uyarılara daha bilinçli olmamıza rağmen eskisine göre hala sigara bizim toplumumuzun, Türk toplumunun ciddi bir sorunu. Erkeklerde hala neredeyse yarımız, nüfusumuzun yarısı. Kim çok bu konuyla ilgili rahatsızlık yaşadığı halde. Erkeklerin yarısı sigara içiyor. Kadınlarda da bu aşağı yukarı 1/4'e yakın bir oranda şu anda hala devam ediyor. Dolayısıyla en büyük sorunumuz akciğerleri korumak derseniz eğer bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak bana öncelikle ben sigaranın hayatımızdan uzaklaştırılması, sigaranın pasif olarak bile solunmaması olması, solunmamasını söylemek isterim. Şimdi akciğer kanserine gelirsek nasıl ortaya çıkar? Nasıl bir süreç şimdi, ortaya çıkar? Akciğer kanseri sigara salgınıyla birlikte başlayan bir salgın. Bugün artık akciğer salgınından söz ediyoruz.
Yaklaşık 100-120 yıl önce akciğer kanseri ortaya çıktığı zaman vaka raporları olacak kadar nadir bir olaydı. Ama ne zaman ki bu sigara alışkanlığı toplumlarda, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı toplumlarında, daha sonra da doğudaki toplumlarda yaygınlaşmaya başladı. Tabii belli bir süreden sonra bir etkileme süresi var. Bu süre tamamlandıktan sonra akciğer kanseri bu toplumlarda da yaygın olarak görülmeye başlandı. 1950'lerden sonra özellikle sigara içen hekimlerde yapılan çalışmalarla anlaşıldı ki akciğer kanserinin önde gelen nedeni sigaradır. Batı toplumlarında başlayarak bu bilinçlenme yavaş yavaş dünyaya yayıldı. Sigara konusunda çeşitli önlemler alındı. Batı dünyasında ve kendi ülkemizde, övünerek söylemem lazım bunu, çok ciddi önlemler alındı. Ama yeterli mi? Değil. Hala devam ediyor. Ha ne kadar yaygın derseniz, yaklaşık dünyada 1,5 milyon insan her yıl akciğer kanserine yakalanıyor. Yani bir düşünün, ciddi bir şehir toplumu her yıl akciğer kanserine yakalanıyor. Ve ne yazık ki hala son 30-40 yılda akciğer kanserini tedavi konusunda ilerlemeler olmasına rağmen istediğimiz düzeyde değiliz. Bu hastaların büyük kısmını hala kaybediyoruz. Genci olsun, yaşlısı olsun, özellikle tabii ileri yaşların, 60 yaşın üzerinin bir hastalığı, ama gençlerde de görüyoruz sigaraya başlama yaşına bağlı olarak, çok acı verici bir tablo. Hani haberlerde görüyorsunuz, şu kadar kişi şu bombalamada öldü, şu kadar kişi işte diğer madde bağımlılıkları nedeniyle öldü. Bunlar haber oluyor ama düşünün, yılda 1,5 milyon insan akciğer kanserine yakalanıyor ve bunların en az %70-80'i de kaybediliyor. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı vermesi gereken bir gerçek ve daha ciddi eğilinmesi, bu toplumun bir toplum sağlığı sorunu olduğu anlayarak eğilmesi, bilinçlenmesi ve terk etmesi gereken bir alışkanlık sigara. Şimdi evrede de geçeceğiz ancak. Ben Türkiye, bir de tabii, izin verirseniz Türkiye'deki durumdan söz edeyim. Türkiye'de de akciğer kanseri tabii yıllar içinde gelişen bir hastalık. Ne kadar erken yaşta başlarsanız sigara içmeye, 10 yaşında başlayanla 25 yaşında başlayanın riskleri farklı. Ne kadar erken başlarsanız, ne kadar uzun süre içerseniz ve ne kadar fazla tüketirseniz günlük olarak riskiniz o kadar artıyor. Kabaca söylemek gerekirse sigara içen ve içmeyen kişiler arasında yaklaşık 25-30 kat sigara içenlerin kanser riski daha yüksek. Türkiye'de durum ne? 2005'te değişik merkezlerde yapılan, öncelikle İzmir grubunun yaptığı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. 9 ilde gerçekleştirdikleri çalışmalar, veri toplama çalışmaları ve elbette ölümle ilgili topladıkları bilgiler var. Bizim ülkemiz için aşağı yukarı yılda 30 bin kişi sigaraya bağlı demeyeyim ama akciğer kanseri hastalığına yakalanıyor. Türkiye'deki durum bu. Biz de pek iç açıcı bir durumda değiliz. Bu sayıyı mutlaka azaltmamız lazım. Yani 30 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını, bunun nedeniyle tedavi gördüğünü, tanı konulduğunu ve yaklaşık şöyle söyleyeyim, 5 yıl sonra akciğer kanserine yakalanan kişilerin 6 kişiden ancak biri hayatta kalıyor. Dolayısıyla o 30 bin kişinin 25 bin kişisini biz 5 yıl sonra aramızda göremeyeceğiz. Bunu bilerek, bunu düşünerek sigaraya yaklaşmalı ve toplumdaki bu sorunun büyüklüğünü anlayarak ona göre önlem almalıyız. Şimdi erkekler ve kadınlar ayrımı da bu anlamda söz konusu oluyor. Bazı hastalık türlerinde ne olursa olsun hep kadınlardır daha çok gören. Evet. Bu noktada gerçekten sigara tüketimi herhalde fark etmiyor. Her kadınlar, erkekler. Şimdi kadınlarda tabii eskiden daha az tüketiliyordu. Fakat modern yaşantının gerekleri, daha bağımsız hareket etme, elbette sigara reklamlarının payını inkar etmemek lazım. Onlar da özendirici olarak çok ciddi rol oynadılar. Hanımlarda da giderek sigara alışkanlığı yayılıyor. Bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bunun mutlaka geriye çekilmesi lazım ama erkeklerdekine göre çok daha düşüktü eskiden. Giderek yükseliyor. Eskiden akciğer kanserinin oranını kadın erkek olarak baktığımız zaman 5'e 1 şeklindeydi. Şimdi neredeyse 2'ye 1, 3'e 1 oranlarına yaklaşıyoruz. Kadınlar bana yani sigaraya daha dayanıksızlar bana göre ve ben onlarda biraz daha akciğer kanseri riskinin yüksek olduğunu bu nedenle düşünüyorum. Belirtilere gelmek gerekirse nedir? Şimdi, akciğer kanseri şunu söylemek lazım. Bir uyuşturmacı gibi
içtiğiniz zaman hemen etkisini göstermiyor. Sigaranın kanser yapıcı etkileri, ki içinde en az 60 tane, 4000 tane maddeyi solumaktan söz ediyoruz. Sigara içen bir kişi 4000 tane maddeyi, kimyasal maddeyi soluyor. Yani sigara, böyle bir odaya siz girmezsiniz. Yani bir duman altında odada kalmak istemezsiniz. Ama sigara içen kişiler bunu çoğu bilmeyerek sanıyorum içlerine çekiyorlar bu havayı. Bunların en az 60 tanesi kanser yaptığı bilinen maddeler. Bir kısmı radyoaktif. İçinde radon var, uranyum var, başka maddeler var, katran var. Bütün bunları soluyoruz ve bunların etkisi zaman içinde artarak, hücre üzerindeki etkisi peş peşe gelen darbeler şeklinde uzun yıllar sonra artık kanser görünür hale geliyor. O zamana kadar hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Akciğer kanseri ne yazık ki geç belirti veren, o nedenle de ancak ileri evrelerde daha çok tanı konulabilen bir hastalık. Ha nedir belirtileri? En sık belirtisi öksürüktür. Ha diyor ki hastalar, ben zaten sigara içiyorum, sabahleyin elbette öksürüyorum, balgamımı çıkarıyorum, geçiyor. Gün içinde az olarak bu belirtiler devam ediyor. Bizim asıl kastettiğimiz bu öksürüğün daha farklı bir karaktere bürünmesi, daha fazla öksürmesi ve yanında başka belirtilerin çıkması, her zamanki sigara öksürüğünden daha farklı bir öksürüğün hastada kendini göstermesi. Bunu kimi zaman kendisi, kimi zaman da hastanın yakınları, eşi, çocuğu vesaire fark ediyor. Onunla birlikte halsizlik olabilir, hasta balgam çıkarabilir. Bu balgam miktarı, balgamın rengi değişebilir, kanlı balgam olabilir. Ya da diğer organlara atlamasına ya da uzak etkileri dediğimiz, atlamadan bazı etkiler ortaya çıkabilir. Dengesizlik ortaya çıkabilir, halsizlik, düşkünlük, zayıflama, iştaha iyi olduğu halde istemsiz kilo kaybı olabilir, çift görme ortaya çıkabilir. Bütün bunların hepsi olabilir ama aslında en hepsi, sık derseniz evet. En sık genellikle öksürük, halsizlik şeklinde yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ediyor hasta ve genellikle ekibe başvuruyor. Şimdi sigaradan bahsediyoruz. İşte birincisi çevresel faktör anlamda, işte evet. Ya mesela biz içmiyorsak bile, eğer yanımıza biri içiyorsa ona da tabii bir etkisi olabiliyor. Tabii. Bir de akciğer, pardon, direkt çekme, yani sigarayı dudak tiryakisi dediğimiz, böyle kendilerini belki de ifade eden kişiler grubu var. Hani bunlar ne kadar bu anlamda rahatlayabilir? Hiç rahatlamasınlar. Yani ben dudak tiryakisiyim, içime çekmiyorum, sadece dudağımda duruyor, ağzımı oyalıyor, dikkatimi toplamama yardımcı oluyor şeklinde bahaneler ya da kendini o şekilde ifade eden hastalarımız var. Bir fark yok. Siz onu soluyorsunuz. Ağzınızdan çekmeseniz de burnunuzdan soluyorsunuz. Aynı şekilde pasif, yani sigara içmediği halde yanında sigara içen kişinin dumanına maruz kalanlar da aynı şekilde sigaranın içindeki bütün maddeleri soluyorlar. Hatta belki onlar biraz daha şanssızlar çünkü arada filtre yok. Yani filtre bir takım partikülleri, bir takım maddeleri eliyor. Var mı onun filtrenin? Elbette faydası var. Yani akciğer kanserinin tipine bile etki ediyor. Yanında ama sigarayı içmeyip bunları soluyan o filtrenin farkından da yararlanamıyor. Doğrudan hepsini solukla içine çekiyor. Dolayısıyla etkileniyor. Ne kadar riskini artıyor? Yaklaşık 2-2,5 kat arttırıyor. Bizim bir takım hastalarımız var. Bayan hastalar, özellikle eşleri, çocukları sigara içtiği halde kendileri içmeyenler. Hani bu kişilerde biz akciğerde bazı sorunlar ortaya çıktığı zaman beklemediğimiz halde akciğer kanseri tanısını koyuyoruz. Kendisinin hiçbir suçu yok ama yaşadığı ortamdaki işte diğer kişilerin sigara içmesine zaten bağlı olarak. Zaten kamu spotunda da bu var zaten. Evet, aynen öyle. Yani onun için sigara içen kişilerin kendileri kadar etraflarını da etkilediğini bilmeleri lazım. Aynı odada aynı havayı soluyorsanız bunu bilmesi lazım. Bebekler bile, çocuklar bile etkileniyorlar. Yani ne kadar uzakta tutsanız, evet ben, diyor ki bazı hastalarımız, ben içiyorum ama işte balkonda içiyorum. Dışarı çıkıp içiyorum, evde içmiyorum. Ama o yine de çocuklar, özellikle çocuklar etkileniyorlar. Yani düşünün, kucağınıza alıyorsunuz, vücudunuza, teninize, yüzünüze, saçınıza siniyor. O da o kokuyu, o maddelerin bir kısmını sizin kadar olmasa bile mutlaka soluyor. Dolayısıyla
Bunun bir dürtü olduğuna inanıyorum ben. Çünkü hanım hastaların özellikle bir kısmı hamilelik döneminde sigarayı bırakıyorlar. Bu bir vesile oluyor ve bunu sürdürebildikleri zaman da çok seviniyorum. Ama babalar da aynı sorumluluğa sahip olmalı. Hem anne hem baba kendileri kadar çocuklarını da etkilemediklerini bilmeleri gerekir. Buna göre hani madem çocuğunuzun üzerine titriyorsunuz, sütünü, gıdasını vesairesini, okunun düşünüyorsunuz, o zaman sağlığına da hani bu kadar bir katkınız olması lazım. Mutlaka sigarayı bir aileyseniz onları da düşünerek bırakmak zorundasınız. Zaten hep sigaradan bahsediyoruz. Belki sigara içenler evet. Bunu ya işte hep bunun kabahatlisi bu mudur gibi hep böyle bir yaklaşım ama bu kadar da somut, bu kadar net bir tablo ortaya çıkıyor ve dediğiniz gibi milyonlarca kişi akciğer kanserinin hayatını kaybediyor. Aynen öyle. Yani küçük bir dünya nüfusu, küçük bir ülke nüfusu her yıl akciğer kanseri oluyor. Ama bu sürekli göz ardı ediliyor. Akciğer kanserinin %85-90'ından sigara sorumlu. Ha, onun dışında neler var derseniz bizim ülkemiz için bir başka sorun var. Çevresel faktörler arasında. Asbest var. Türkiye'nin neresinde var derseniz hemen her yerinde var. Trakya'da var, Orta Anadolu'da yoğun olarak var, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da daha fazla olarak ama Antalya'dan Bursa'nın bazı köylerine, Trakya'nın köylerine, İzmir'e kadar her yerde var. Asbestli toprak dediğimiz bu toprağı ticari olarak işletmiyor bu kişiler ya da köylüler ama daha geçmiş yıllarda ekonomik durumlarına göre bunu küçük, ufak yerlerde kazıyorlar, biliyorlar orada olduğunu. Yıllar içinde bunu anneden, babadan, dedelerden, kuşaktan kuşağa aktarmışlar. Asbest dediğimiz son derece dayanıklı, ateşe dayanıklı, iletken olmayan, izolasyon için kullanılan bir madde. Dünyada da çok yoğun kullanıldı, özellikle savaş yıllarında. Çok kıymetli bir madde ama Güney Afrika'daki çalışmalardan başlayarak anlaşıldı ki bu aynı zamanda kanserojen bir madde. Ha bizim köylülerimiz bunu bilmiyorlar ama evlerini sıvı olarak sıvamak üzere bu maddeyi kullanıyorlar. Pazarlarda satılıyor. Mutlaka seyircilerden de buna tanık olmuş olanlar vardır. O maddeyi topak şeklinde alıyorlar. Bir leğenin içinde bulamaç haline getiriyorlar. Sonra da bunu sıvı olarak kullanıyorlar. Çatılarına seriyorlar. Çünkü gerçekten fayda ediyor. Bir, güzel görünüyor. İki, izolasyon sağlıyor. Hem kışın hem yazın. Ama onun dışında pekmez ya da üzüm suyunu süzerken kullanıyorlar. Bazen çocukların altına pudra olarak kullanıyorlar. Bunlar geçmiş yıllarda daha yoğundu ama hala kullananlar var. 20 yıl, 15, 20, 30 yıl sonra bunlar akciğer kanseri olarak karşımıza çıkıyor. Hocam İzmir'den bir telefon bağlantımız tabii, var. Nurcan Hanım hattımızda. Buyurun Nurcan Hanım. Alo. Merhaba buyurun, dinliyoruz sizi. İyi günler. Nasılsınız önce? Hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, sağ olun canım. Buyurun. Benim eşim akciğer kanserine yakalandı. Fakat doktorumuzun anlattığı gibi biz öksürük, halsizlik, zayıflama ya da onun haricindeki faktörlerle ilgili bir başlangıç olmadı. Bizde çok ilginç bir başlangıç oldu. Göğüs kısmında bir batar var diye biz doktora gittik. Ve bu batarla biz belli olmadan hatta eşim göğsümdeki batar deyince kalp anjiyosu yaptılar. Kalp anjiyosu temiz çıktı, gastrolojiye gönderdiler. Gastrolojide her şey tertemiz çıktı. Bir tek akciğeri biz o ara es geçmişiz. Ondan sonra biz 1,5 yıl öyle yaşamışız. Hiçbir şey belli olmadan. 1,5 yıl sonra tekrardan yine göğsümde batarla gittik hastaneye ve o zaman çıktı. En kötüsü de cinsi tabii çok kötüydü. Yani küçük hücreliydi. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde tabii ben bunları hep araştırmalarla öğrendim. Tedavisi çok zor. Her şeyi çok zor. Ama sizin dediğiniz gibi doktor bey, biz 5 yıl olsaydı var ya havalara uçacaktım. 1 yılı zor tamamladık. Ve 1 yıl sonra eşim vefat etti. Başın sağ olsun. İnanır mısınız? Öyle bir adamdı ki ben 5 kat merdiveni çıkamazdım, o çıkardı.
Biz daha çok ona yeme levent adamcağızın iştahı var. Ondan sonra yani öksürüğü yok, hiçbir problemi yok ve 8 yıldır sigara içmiyordu. Anladım. Yani bu 1,5 yıl önceki teşhis bize konulmuş olsaydı hep merak ettim. Hep çok merak ettim onu. Nurcan Hanım, isterseniz hocamız bu konuyla ilgili bir sıkıntılarımız olmayacaktı. Belki bir yıl değildi de eşim. Belki 4-5 yıl yaşayacaktı. Yani şu üzüntümü iletmek istiyorum. Evet. Her akciğer kanserinde öksürük, zayıflama gibi bir belirtileri asla olmuyor. Hasta hocam, doktora gittiğimizde eşime doktor hatta dedi ki siz mi hastasınız? Yani o yüzünün renginin güzelliği, vücudunun hoşluğunu size tarif edemem. Bir tek problem, batarım var. Nurcan Hanım, isterseniz bu konuda ilgili hocamızın görüşlerini dinleyelim. Tekrardan başınız sağ olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Şimdi tabii göğüs ağrısı akciğer kanserinin belirtilerinden biri ama nispeten geç bir belirti. Akciğerde, akciğerin kendi içinde ağrı duyusu yok. Yani akciğerde bir şey, akciğer alıp kesseniz bile, herhangi başka bir sorun da olsa bile akciğerde ağrı olmaz. Ne zaman ağrı olur? Ancak akciğer zarına ya da göğüs duvarına olay uzandığı zaman, bu zatürre olabilir, akciğer kanseri olabilir, başka çeşit hastalıklar olabilir. Ya da akciğerin orta kısmındaki nefes borusuyla ya da büyük damarlarla ilgili olarak artık oralara sıçradığı, yayıldığı zaman ağrısı olabilir. Dolayısıyla ağrı nispeten akciğer kanserlerinde geç çıkan bir belirti. Ha şu olabilir belki, küçük hücreli akciğer kanseri tabii bizim en hızlı ilerleyen akciğer kanseri tabir ettiğimiz nispeten daha kötü huylu olan kanser türü. Küçük hücreli akciğer kanserinde tanı koyduğumuz zaman neredeyse hastaların %100'ünde, çok büyük bir kısmında diyeyim, %100'e yakın kısmında vücudun başka taraflarına hastalık atlamış olabiliyor. Dolayısıyla hani hastamız, eşim, izleyicimizin eşinde belki göğüs duvarına, belki kaburgalara, belki başka bir yere hastalık sıçramış ve ilk belirti olarak ağrı o şekilde çıkmış olabilir. Küçük hücreli akciğer kanserinde tabii beklenti biraz daha kötü oluyor, daha düşük oluyor. Hastamızın tekrar başı sağ olsun. İlaçlara hızlı bir cevap veriyor genellikle küçük hücreli akciğer kanseri. Bununla birlikte hem ilaç dediğimiz zaman kemoterapiyi anlatmak istiyorum. Birlikte radyoterapiyi de hastalığın evresine göre ya da hastanın gereksinimine göre kullanabiliyoruz. İyi cevap veriyor, başlangıçta hızlı cevap veriyor ama ne yazık ki hızlı bir şekilde de geri geliyor hastalık. Tekrar ortaya çıkabiliyor. Bütün organlara da dediğim gibi yayılabiliyor. Hocam bir telefon bağlantımız daha var Artvin'den. Evet, günler için buyurun, sizi dinliyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, alo, buyurun. Pardon hocam, hocama bir sorum olacak ya. Tabii ki dinliyoruz, buyurun. Ben akciğer ameliyatı oldum bundan 4 yıl önce. Sesinizi alamıyorum hocam ya. Ha, dinliyoruz biz sizi. Sizi tabii biz sizi dinliyoruz. 4 yıl önce ameliyat oldum. Şu anda yani bir tehlikeli bir durumum yok. Şunu soracağım daha doğrusu. Erken yorulmam var. Bir de eczanemizden ilacın ismini vermek istemiyorum. Bir ilaç satılıyor. Diyor ki ciğer, yani akciğeri yeniliyor. Fonksiyonları, branşları açıyor. Acaba onu kullansam mı, kullanmasam mı? Yani akciğer açtığına dair bir ilaç olduğu iddia ediliyor ama tabii isim verilemediği için. Anladım. Hocam, özür dilerim sizi. Estağfurullah. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi akciğer kanseri için ameliyat olduğunuzu tahmin ediyorum. O kısmı çok anlayamadım ama tabii akciğer kanserinin uygun evresinde olan, yani vücuda yayılmamış ve tamamen tümörün temizlenebileceği düşünülen hastalarda en etkili tedavi olarak küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan türlerinde elbette ameliyatı biz öneriyoruz. Ondan önce ayrıntılı bütün vücut taranıyor, hastalığın evresi, diğer organlarla ve akciğerin damarlarıyla ilişkisi, bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra ve hastanın gerek kalp gerek akciğer olarak bu ameliyatı başarıyla tamamlayıp
yaşamına sağlıklı olarak devam edebileceği anlaşıldıktan sonra bu ameliyat yapılıyor. Ameliyattan sonra elbette tekrarlama riski var. Ama anladığım kadarıyla hastamız 4 yıl önce ameliyat olmuş ve tekrar hastalık nüksetmemiş. Hasta gerçekten şanslı bir hasta. Buna çok sevindim ben de. Evet. Zaman geçtikçe de biz bu tekrar hastalığın ortaya çıkma şansının daha düşük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4 yıl çok çok iyi bir süre. Diğer akciğeri açan ilaçlar dediğiniz zaman bunlar genellikle nefesi açan ilaçlar. Biz bu ilaçları KOAH diye artık televizyonlarda da uzun uzun anlatılıyor. Akciğerin sigaraya bağlı, büyük oranda sigaraya bağlı olan hava yollarını daraltan hastalıklarında kullanıyoruz. Tahmin ediyorum ki hastamız da akciğer kanserine daha önce sigara içtiği için yakalanmıştır. Ve belki birlikte akciğerin geri kalan kısımlarında, ameliyattan sonra geri kalan kısımlarında da KOAH'la ilgili bir hastalığı varsa tahmin ediyorum bu ilaçları onun için kullanıyordur. Eğer bu tanısı varsa ve ilaçları kullanmadığı zaman gerçekten nefes darlığı, hırıltı, öksürük gibi yakınmaları ortaya çıkıyorsa kullanmasının ben de yararlı olacağına inanıyorum. Ama yani bunu telefonla değil de hekimiyle bunu tartışarak, konuşarak, test sonuçlarıyla ve muayene sonuçlarıyla hepsi birden değerlendirilerek bir karar alınırsa daha sağlıklı olur. Evet, izleyicimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Hocam, buyurun. Evrelerden bahsediyoruz. Evet. Öncelikle bu kaygılandırılacak nokta olan işte 4. evre bildiğimiz kadarıyla. Evet. Bir de tedavi yöntemi olarak neler yapılır? Şimdi biz evrelerle ne yapmaya çalışıyoruz? Hangi hastada hastalığın yaygınlığına göre en uygun tedavi nedir? Onu bulmaya çalışıyoruz. Evre 1, 2, 3, 4 olarak gidiyor. 4. evre artık bizim hastalığın vücuda yayıldığını ya da akciğerde mesela sıvı toplanıp bunun içinde kanser hücrelerinin varlığı gibi hastanın yaşam süresini ve hastalığın ilerlediğini, yaygın olduğunu gösteren kimi parametreleri, kimi noktaları alt alta koyuyoruz ve hastayı evrediyoruz. Evre 1 en hafif evre. Evre 2, 3, 4 dediğimiz zaman artık en sonda metastaz dediğimiz vücudun değişik organlarında en sık bunlar kemik olur, akciğerin diğer kısımları olur, beyin olur, böbrek üstü bezleri olur, karaciğer olur. Ama aklınıza gelebilecek her yere neredeyse cilt dahil akciğer kanseri yayılabilir, yani metastaz yapabilir. Öyle olduğu zaman tabii ki artık bunun ameliyatla değil bütün vücudu etkileyecek şekilde ilaçla tedavisi gerekir. Bizim tedavide elimizde ne var? Bir ameliyat var, yani cerrahi yöntem. Bunu ancak hastalığı tamamen akciğerden çıkarabilirsek ve geri kalan akciğer hastanın sağlıklı yaşamasına izin verebilecekse uygulayabiliyoruz. Onun dışında ilaç tedavisi dediğimiz kemoterapi değişik ilaçlarımız var. Bunlar vücuda bütün olarak etki eden, eğer özellikle metastazı varsa sadece akciğerdeki hastalığa değil, diğer yayıldığı organlardaki kanser dokularına da etki ederek oraları da etki eden ilaçlarımız, kemoterapi ilaçlarımız. Bir de radyoterapi, yani ışın tedavisi var. Işın tedavisi de akciğer kanserindeki cerrahi tedavi gibi belli bir noktaya etki ediyor. Yani cerrahi uygulayamayacağımız kimi hastalarda belirli organlara, özellikle damarlara, hava yollarına bası varsa ve bu hastanın SEM belirtilerine, yaşam güçlüğüne neden oluyorsa o zaman uygulayabiliyoruz. Ya da kemiğinde hastanın metastazı var, yani kemiğine tümör atlamış, hastanın çok ciddi ağrısı var. Oraya ağrıyı kontrol etmek üzere uygulayabiliyoruz. Ya da mesela omuriliğimize yakın kemikleri atlayabiliyor kanser. Oradaki tümörün büyümesini kontrol etmek, hastanın yürüyebilir durumunu, sinirle ilgili belirtilerini ortadan kaldırmak ya da en azından önleyebilmek için bu tedavileri uygulayabiliyoruz. 3 tane tedavi yöntemimiz var. Bunlar evrelerde, ilk evrelerde daha çok cerrahi yöntem uygulanabiliyor. Daha sonra cerrahi yöntemle yeterli yanıtı alamayacağımızı düşünüyorsak ya da cerrahi uygun değilse, yanına belki ışın tedavisini, en son evrede de artık bütün vücudu tedavi edebilmek amacıyla kemoterapi uyguluyoruz. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Programımıza katkılarınızdan dolayı. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.